Merhaba arkadaşlar. Tork denge konusunda kalan sorularımızla devam ediyoruz. Demiş ki K noktasına geçen etraf eksen etrafında dönebilen levha F1 F2 ile tek her teker dengede tutuyor. Şimdi arkadaşlar F1 tek başına bu sistemi denge tutuyor. F2 de tek başına sistemi denge tutuyor. Dolayısıyla şöyle düşünün. Sonuçta bu sistemin bir ağırlık merkezi var. İşte nerede kabaca işte şurada bir yerde diyelim. Şimdi bu ağırlık merkezinin ne olacak? K noktasına göre şu yöne doğru ağırlığından dolayı dönmek istiyor. sistem denge tuttuğuna göre F1'in torku işte bu ağırlığın torkunu dengeliyor. Aynı zamanda F2 de tek başına dengelediği için F2'nin torku da yine aynı ağırlığın torkunu dengeliyor. Dolayısıyla ikisi de aslında ne yapıyor? Aynı ağırlığın torkunu dengelediği için burada aslında F1'in torkuyla F2'nin torku birbirine ne olmak zorunda büyüklük olarak? Eşit olmak zorunda. Ve bunlar tek başına kimi dengeliyor? Ağırlığın torkunu dengelemiş oluyor büyüklük olarak. Dolayısıyla F1 F2'nin torku eşit olacağına göre F1'in torku nedir arkadaşlar? Kuvvetimiz F1. E, kuvveti uzattık. Şu da oradan geçiyor. Dönme noktasından buraya dik inersek K noktası etrafında dönüldüğü için dik uzaklığı kaç bölme? 2 bölme. Yani F1 çarpı 2. F2'nin torku da buna eşit olacak. E, F2'nin torku da kuvvetimiz F2. Kuvveti uzat. E dönme noktasından bu da ortaya dik inersen dik uzaklığın kaç olacak? Yine iki birim olacak. Dolayısıyla ikisinde de tork büyüklükleri eşit işte olduğu için ve dik uzaklıklar da aynı olduğu için kuvvet büyüklükler olarak nedir? Birbirine eşittir. P düzgün türdeş çubuk şekilde ve K noktası etrafında esnemeni iple duvara bağlanmış. İpteki gelme kuvveti P kadar olmuş. Şimdi çubuğun ağırlığı da P, ipteki gelme de P. L noktasına aynı iple bağlandığı zaman iplik gelme kuvveti kaç F olur diye sormuşlar arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şimdi bu nasıl bir çubuk? Türdeş bir çubuk. Yani ağırlık merkezi nerede? Ortasında. Peki ağırlığı P olan çubukla şu iplik gelme P birbirine neymiş? Eşitmiş. O zaman ben O'ya göre tork alırsam hani kuvvet çarpı dönme noktası dik uzaklıklar birbirine eşit olacağından dolayı ne olacaktır? E demek ki şunun dik uzaklığını atıyorum D'ye kadar dersem. E ipin de dik uzaklığı ne kadar olmalı? O da D'ye kadar olmalı. Peki burası D ise arkadaşlar türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam ortasında olacağından dolayı şu mesafe de D'dir. Şurası da D'dir. O zaman şu çubuğun uzunluğu olarak ne alabilirim? Şurası 2D, burası D olduğu için kök 5D diyebilirim. Çubuğun boyu da kök 5D. Peki şimdi buraya astık arkadaşlar. Şimdi buraya göre O noktasına göre ip gelmesine kadar diyor. Aynı çubuk. Şimdi aynı çubuk olduğu için arkadaşlar ne olacak? Şekil 2'deki bağlanıyor sadece. Dolayısıyla çubuğun ağırlığı yine aynı P. E aynı çubuk olduğu için şekli değişmedi yani konumu değişmedi yine şuraya olan dik uzaklığı de. Ama işte P çarpı D işte ipteki gerilme T çarpı dik uzaklık. Yalnız ipteki gerilmenin şu anda dik uzaklığı ne kadar olacak? Dik uzaklık şu çubuğun boyu kadar olacak. E çubuğun boyu ne kadardı? Kök 5D'ydi. Dolayısıyla T çarpı kök 5D olduğu için şu andaki ip gerilmemiz ne olacaktır? P bölü kök 5 olacaktır. Şu Edirne'deki kök 3'ü arkadaşlar kök 5 şeklinde düzeltelim. Cevabın altına da Edirne diyelim. Demiş ki düzgün türdeş P ağırındaki levha iplere bağlanarak yatay dengelenmiştir. Kalem, ip, kuvvetleri TK, TL, TM olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir levha? Türdeş. Türdeş demek ne demektir? Ağırlık merkezi tam ortasında olacak. Şimdi şurası A, şurası A olduğu için biraz da şurada bir parça olduğu için ağırlık merkezi toplam uzunluğunun tam ortası olduğu için ağırlık merkezi şuralarda bir yerde. Yani bunun ağırlık merkezi nerededir arkadaşlar? Ağırlık merkezi şu noktadır diyebiliriz. Hangileri olabilir demiş. Şimdi M ip gelme sıfır olabilir mi? Yani bu ip yoksa bu sistem böyle dengede kalabilir mi diye düşünürsünüz arkadaşlar. Şimdi o zaman M ip olmasaydı geriye K ve L ipi kalırdı. O zaman bu ağırlığı K ve L'ye taşıyacak ama sonuçta ağırlık merkezi K ve L'nin arasında değil dışında bir noktada. Yani mesela L'ye göre tork alırsan aynı yöne döndürmek istiyor. Yani M ip denk gelmenin sıfır olma şansı arkadaşlar nedir? Kesinlikle yoktur. Yani üçüncü öncülümüz kesinlikle olamaz. K ve L ipindeki germeler birbirine eşit olabilir mi? E olabilir arkadaşlar. Mesela burası T'dir, burası T'dir. Sonuçta buraya göre tor kalırsak M ipindeki germe işte daha büyük bir T olarak bulup dengede kalmış olabilir mi? Olabilir. Bir şey diyemem yani olabilir. L ipindeki germe direkt P'ye eşit olabilir mi? Şimdi çubuğun ağırlığı zaten P. O zaman aşağı doğru P ise yukarı doğru L ipindeki germe direkt P oluyorsa o zaman K ve M ipine gerilmenin kalmaması lazım. Çünkü toplam kuvvet sıfır olacağı için aşağı doğru çubuğun ağırlığı P var. E yukarı doğru zaten L ipindeki germe direkt P ise diyor. O zaman bütün ağırlığı Lepi taşıması için ağırlık merkezinin direkt Lepi'nin doğrultusunda olması lazım. Ama ağırlık merkezleri'nin biraz sağ tarafında olduğu için şöyle bir ihtimalimiz de nedir yoktur. Olabilen nedir? Yalnızca birinci öncülümüz ancak olabilir arkadaşlar. Demiş ki o noktasının etrafına KLM noktalarına ek kuvvetler uygulanıyor. O'ya göre torkların büyüklükleri. Diyor ki bu kuvvetlerin O'ya göre torkuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi kuvvetimiz ne? Kuvvetimiz F. K'ya uygulanan kuvvetimiz F. Kuvveti uzat 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 uzat. E dönme noktasına oraya bir dik inersek dik uzaklığımız ne olacak? Dik uzaklığımız şu mesafe olacak. E burası D burası D olduğu için toplam 2D. Yani K'ya uygulanan kuvvetin torku F çarpı 2D olur. Peki L noktasına eden kuvvetin torkuna bakarsam kuvvetim ne kadar? 2F. Dik uzaklığım ne kadar? Dik uzaklığım da D kadar. O zaman onun torku da 2F çarpı D'dir. Yani K'daki ile aynı büyüklüktedir. M noktasına eden kuvvetin torkuna bakarsak kuvvetimiz 3F. E kuvveti uzattı. Kuvvet bu da oradan geçiyor. Dönme noktasına buraya dikilersem dik uzaklığım da şu mesafe. Yani bir D olacaktır. O da 3F D olduğu için büyüklük olarak kıyaslarsak M noktasına etkiden kuvvetin torku daha büyük. K ve L ise nedir? Eşittir. Cevabımız denizli olacaktır demiş ki özdeş türdeş çubuklar şekildeki dengededir. Kuvvetlerin oraya göre torkunu kıyasla diyor. Şimdi arkadaşlar kuvvetin değerini bilmiyorum. Dik uzaklıklar farklı, kuvvetler farklı ama şöyle düşün. Sistem ne? Sistemi dengede tutuyor çubukları. Dolayısıyla kuvvetin torku aslında neye eşittir? Çubuğun ağırlığının torkuna eşittir. Peki burada aynı çubuğu dengede tuttuğu için üçünde de çubuğun ağırlıkları ne? Çubuğun ağırlıkları aynı. Ve üçünde de dikkat edersen aynı açıyla tuttuğu için yani alfalar 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 aynıysa şu açıları da beta 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 desem. O zaman aynı çubuk ve aynı konumda. Dolayısıyla burada işte çubuğun ağırlığının şu dönme noktasına göre O'ya göre torku ne kadarsa şu uzakla x dersem. ve yani burada da aynı. Burada da aynı. Ve dengede olduğu için işte ağırlığın torku ne kadarsa kuvvetin torku da nedir buna eşittir. Dolayısıyla zaten bana kuvvetleri değil kuvvetlerin tork etkilerini sorduğu için o zaman hepsinin tork etkisi nedir eşittir. Onlar da ağırlığın torkuna eşittir diyebiliriz. FK kuvvetleri yatay sürtünmesi düzlemde o noktasında mille takılmış ağırlığı önemsiz şekildeki uygulanıyor. Çubuk ok yönde dönmeye başlamasının asıl nedeni hangisidir? E, çubuk bir kere yatay düzlem dediği için arkadaşlar burada ağırlığın bir etkisi yoktur. G ya, önemsizdir. Yani bunu ne yapıyor? Ağırlık masa düzlemine etki ettiği için onun zaten bir döndürme etkisi olmuyor. Dolayısıyla burada ne yapacak? K bu yöne doğru döndürmek istiyor. E, L bu yöne doğru döndürmek istiyor. E siz çubuk ok yönde döndüğüne göre demek ki L'nin döndürmek istediği yönde döndüğüne göre L'nin tork etkisinin ne olması lazım? L'nin tork etkisinin K'dan daha büyük olması gerekiyor. Dönme sebebi nedir? Budur. O zaman bunun dönme sebebi L kuvveti K'dan büyük olması mı? Hayır kuvvetin değil tork etkisinin daha büyük olmasıdır. L'nin O'ya yakın olması değildir. O noktasına göre K'nın torkunu L'nin torkundan büyük olmasıdır. Evet dönme sebebi nedir? K'nın torkunun daha büyük olmasıdır. Ağırlığı önemsiz bir çubuk var. K ile de dengelenmiş. E şu anda sistem dengedeyse arkadaşlar çubuğun ağırlığı da önemsizse şu ipe göre tork alırsam K çarpı 1, 2, 3, 4, L çarpı 2 eşit olacak. Yani burada 4 tane K, 2 tane L eşit. Yani ben K'nın ağırlığını atıyorum G dersem L'nin ağırlığına aynı tork etkisini oluşturup sistemi dengelemek için 2G diyebilirim. L'nin ağırlığı K'nın ağırlığının 2 katıdır. Evet doğrudur. İp gelmesi kanun ağırlığının 3 katına eşittir. E aşağı doğru toplam G burada. 2G burada var. Toplam kuvvet 0 olacağı için aşağı doğru toplam 3G varsa yukarı doğru şu ip gerilmesi de neye eşittir? 3G eşittir. O zaman T ip gelmesi kanun ağırlığının 3 katıdır. Doğru. L cismi 1 bölme sola kaydırılırsa... L cismini bir bölme sola doğru kaydırırsam yani şuraya getirsem o zaman buranın torkunu ne yapmış olurum arkadaşlar 2G azaltmış olurum 2G azaldı Bozulmasının K cismi de bir bölme sağa kaydırmalı. O zaman K'nın torkunu da azaltacağım. Ama bir bölme değil. Sonuçta burada tork 2 G'lik tork azaldığı için. Burada da ağırlığımız G olduğu için. Burada ise iki bölme kaydırmam lazım. O yüzden bu olmaz. Yani L'yi ben bir bölme yaklaştırıyorsam. Ve K'yı aynı tork etkisini oluşturmak için iki bölme yaklaştırmam gerekiyor. Cevabım 1-2 Bursa olacaktır. 24. sorumuz. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bir yay var. Şimdi yayların uyguladığı kuvveti şunu dikkat etmeniz lazım. F eşittir ne? Yani K çarpı x'e. K dediğimiz yay sabiti, x ise ne? Yaydaki sıkışma veya uzama miktarı. Dolayısıyla yayın uyguladığı kuvvetin artabilmesi veya azalabilmesi için yayın mutlaka o x'in değişmesi, yani sıkışmanın biraz daha artması veya biraz azalması lazım. Yani yayın boyunda bir değişme olması gerekiyor. Destek çubuğa göster tepki kuvveti bu da göre küre dengesi bozulmayacak şekilde ısıtılırsa. Şimdi küreyi ısıtmak ne işe yarayacak arkadaşlar? Şu anda yay nasıl bir yay? Ee, sıkışmış bir yay. Şimdi sıkışmış demesinin özelliği şu. Yani yay gerilmiş mi yoksa sıkışmış mı bizim için önemli. Eğer yay gergin bir yay olsaydı ne olurdu? Eski boyuna gelebilmek için çekerdi. Bir çekme kuvveti uygulardı. Yay sıkışmışsa eski boyuna gelmek için ne yapacaktır? İtecektir. Yani şu anda yayın sıkışmış bir yay olduğu için yayın küreye uyguladığı kuvvet nereye doğrudur? Aşağı doğrudur. Ayrıca kürenin ağırlığı da aşağı doğrudur. Dolayısıyla şu anda çubuğa binen ne kadardır? Kürenin ağırlığı artı yayın uyguladığı o itme kuvvetinin toplam biniyor. O çubu, işte kürenin te, o çubuğun tepki kuvveti de bunlar dengelemiş oluyor. Şu desteğe göre tork alırsak desteğin tepkisi burada yukarı doğru olacak, ama tork alırsak tork etkisi yok. Dolayısıyla kürenin ağırlığı ve yayın o küreyi aşağı doğru it sıkışlığından dolayı itme uyguladığı kuvvetin to, tork etkisini kim dengeliyor? Şuradaki ipin tork etkisi dengeliyor. Ve aşağı kuvvetlerin toplamı da yukarı kuvvetle eşittir. Şimdi ben küreyi ne yaptım? Küreyi ısıttım. Şimdi küre ısıtılırsa ne yapacak? Genleşecek. Genleştiği için ne yapacak? Hacmi değişecek. Biraz büyüyecek. E büyüdüğü için o zaman bu yay ne yapacak? Sıkışmış olan yay biraz daha sıkışmaya başlayacak. O zaman sen yayı sıkışmıştı zaten. Biraz daha sıkıştırırsan yayın uyguladığı kuvveti ne yapmış olacaksın? Arttırmış olacaksın. E yayın uyguladığı kuvveti artacak. Çünkü kürenin ağırlığı değişmiyor ama yayın uyguladığı kuvveti arttığı için çubuğa etkilen şu toplam kuvveti artacak. Dolayısıyla bunların tork etkisi artmış olacak. E bunu dengelemek için ne yapması gerekiyor? O zaman bunu dengelemek için diğer taraftaki ipin de tork etkisini artması gerekiyor. Dolayısıyla T ip gelmesi ne yapacaktır? Artacaktır. E aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvetleri eşit olduğu için yukarı doğru en eşittir zaten aşağı doğru ip gerilmesi artı aşağı doğru olan yayın uyguladığı ve kürenin ağırlığının toplamı eşit. E şimdi yayın uyguladığı kuvvet de artıyor, ip gerilmesi de artıyor, kürenin ağırlığı değişmiyor bir tek. E aşağı kuvvetlerin toplamı arttığı için yukarı kuvvetlerin de artması için en de ne yapacaktır? Artacaktır. Yani cevabımız artar artar Bursa olacak. Kütle merkezi o olan düzgün bir tahta çubuk üzerindeki hem kütleli bir yok yönde ilerliyor. Hareket sırasında ip germe nasıl değişir demiş. Şimdi denge bozulmadığına göre arkadaşlar şimdi bu çubuğu zaten kütle merkezi neresidir? O noktasıdır. İşte bir de şurada ne var? Bilyenin ağırlığı var. İşte şurada K ip gelmesi var. Şurada da L ip gelmesi var. İp ne yapar? İp sadece çeker. Dolayısıyla L çubuğu aşağı doğru çekerken K da yukarı doğru çekiyor. Peki şu K ipine göre tork alıp L'yi yorumlayacak olursam arkadaşlar... Şimdi çubuğun ağırlığı değişmiyor. Ve buraya doğru döndürme etkisi tork değişmiyor. E bu çubuğun ağırlığının torkunu bu tarafta kim dengeliyor? Bilyenin torku artı L ipindeki germenin torku. Sonuçta bilyenin ağırlığı da L ipi de çubuğu öbür tarafa döndürmek istiyor. E dengede olduğu için. Demek ki çubuğun ağırlığının tork etkisiyle şu bilye artı ipin tork etkisi birbirine eşit. E, bilye buraya doğru gittikçe e, ağırlığı değişmiyor ama ipe olan uzaklayan yani dönme noktası uzaklığı için bunun tork etkisi ne yapıyor? Artıyor. Ama toplamların ağırlığın torkuna eşit olması lazım. Ağırlığın torku değişmiyordu. O zaman bilyenin tork etkisi arttıkça L ipindeki yer L'nin tork etkisinin giderek azalması lazım. Çünkü toplamları ağırlığı dengeleyeceği için ağırlığın torku değişmediği için toplamların değişmemesi gerekiyor. L ipindeki yer azaldı. E, K'yı bulmak için ne yapabilirsiniz? L'ye göre tork alıp oradan yorumlayabilirsiniz. Ya da şöyle düşünürsünüz. Aşağı kuvvetlerin toplamı, yukarı kuvvetlerin toplamına eşit. E yukarı doğru K ipindeki germe var. Aşağı doğru çubuğun ağırlığı var. Artı işte bilyenin ağırlığı var. Artı L ipi var. E şimdi bilyenin ağırlığı veya çubuğun ağırlığı değişmiyor. Ama L ipindeki germe giderek ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla aşağı doğru olan toplam kuvvet azalıyorsa yukarı doğru bunlar dengeleyecek. K ipindeki germede de ne yapacaktır giderek? Azalacaktır. Yani cevabımız azalır azalır edirne olacak arkadaşlar.